Günaydın değerli izleyenler. Bugün 11 Haziran Salı, ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsada işlem vergisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Borsada kazançtan vergi alınmayacağını söyleyen Yılmaz, sadece 10 binlerde 1-2 olur mu tartışması var işlem ücreti olarak dedi. Yılmaz, yapılacak vergi düzenlemelerinin enflasyonu artırıcı değil, kayıt dışılığı azaltıcı şekilde teklifler barındırdığını dile getirdi. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Nisan ayında gerileme gösterdi. Yıllık tarafta %0,7, aylık tarafta %0,7, yıllık tarafta ise %4,9 azalma var. Diğer yandan Nisan ayında cari açık 5,3 milyar dolarla 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Yıllıklandırılmış cari açık hafif artışla 31,5 milyar dolara çıktı. Çekirdek cari dengede ise 497 milyon dolarla 11 ay sonra yeniden açık görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın kalanında cari açığın 24 ila 27 milyar dolar aralığında seyredeceğini, yıl sonunda orta vadeli program tahmini olan 34,7 milyar doların altında gerçekleşeceğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre afetlerden doğrudan etkilenmeyen iş yerleri için yapılan başvurular doğrudan reddedilecek. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Aldagiç, Çin'den ithal edilen binek otomobillere karşı ilave gümrük vergisinin otomotiv endüstrisini koruyacak zorunlu bir adım olduğunu söyledi. Aldagiç, Türk sanayinin lokomotif sektörü, otomotiv endüstrisinin korunmasına yönelik atılan bu adımı olumlu karşılıyoruz. İlave ithalat vergisini Çin markalarına Türkiye'de yatırımı gündemlerindeki önceliklere almaları için bir mesaj olarak değerlendiriyoruz dedi. S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Bloomberg HT'ye Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'ye son birkaç hafta içinde çok ciddi portföy girişleri olduğunu belirten Gill, dezenflasyon sürecinin yavaş ilerleyeceğini öngördü. Gill, sonrasında daha büyük risk enflasyon yüksek kalmaya devam ederse yabancının kalıp kalmayacağı dedi. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks'te dün %1,39 değer kaybıyla 9.997 puanda kapanış yaptık. 29 Nisan'dan bu yana ilk defa 10 binin altına gelen piyasada hacim de 69,3 milyar TL ile 28 Aralık'tan bu yana en düşük olarak kayıtlara geçti. Dün ana endekste 141 puanlık bir düşüş yaşandı. Bankalar %0,37, holdingler %2,53 satıştayken en çok kazanan tarafta %3,30'la madencilik, en çok kaybeden tarafta %3,15 spor endeksi yer aldı. Endekste 17 hisse yükselirken 82 hisse düştü. Bir hisse ise gün sonunda yatay performansa yöneldi. Puan bazlı katkılarda Turkcell'den sonra Yapı Kredi, Anadolu Efes, Reader Teknoloji ve Koza Anadolu gelirken puan bazlı baskılarda Sabancı Holding, Sasa Polyester, Aselsan, BİM ve Ereğli Demirçelik'in geldiğini takip ettik. İlk 5 içerisinde kapanış sonrası Vestel Beyaz Eşya'dan bilanço geldi. Aynı zamanda Şişe Cam bazı işlemlerle ilgili inceleme talebini SPK'ya iletti. İş Bankası tarafında sendikasyon kredisi sağlandı. 562,7 milyon euro, 442 milyon dolarlık sendikasyon kredilerinden bahsettik. İSO İhracat İklimi Endeksinde 4. ayda iyileşme 52,8 seviyesiyle Mayıs ayında devam ederken dün gelen makro verilerde 6 yıl işsizlik oranı %27,2 ile sert yükselişe işaret etti. Manşet işsizlik ise %8,5'la tek hanelerde kalmaya devam etti. Sanayi üretimi ikinci çeyreğe olumsuz başlangıç yaparken burada bayram etkisi de görüldü. Cari açık tarafındaki genişleme ise geçici diyor ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin bu sabahki değerlendirmesi. Buraya baktığımızda net hata noksan tarafındaki açık da dikkat çekiyor. Nisan ayında 327 milyon dolarla az görünse de Ocak-Nisan döneminde 15 milyar dolar gibi bir seviye söz konusu. Tahvil para tarafına döndüğümüzde gösterge bileşik 46 bas puan artışla 42,62 seviyesinde kapanış yaptı. 10 yıllık kağıtta bileşik getiri ise 17 bas puan artışla 28,10'daydı kapanırken. Dün hazine 10 ay vadede 11,1 milyar TL iç borçlanmaya giderken faiz bileşik olarak %49,97'de şekillendi.
belirlendi. Bugün hazine 4 yıllık sabit kuponlu ve aynı zamanda 4 yıllık TLRF endeksi kağıtlarla borçlanacak. İlk hafta içerisinde 118 milyar 580 milyon TL borçlanan hazine, Haziran ayının tamamı için 151,2 milyar TL'lik itfa karşılığında 254 milyar TL'lik iç borçlanmaya gideceğini duyurmuştu. Bu arada Perşembe günü de ajanda 2 yıllık altın tahvili ve kira sertifikasıyla devam ediyor. Onu da yine belirtelim. Para piyasalarında bu haftanın en önemli değişkeni şimdiye kadar Avrupa Parlamentosu'ndaki seçimler oldu. Bu seçimlerin sonrasında aşırı sağın yükselişiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kendi ülkesi için erken seçim çağrısında bulununca Euro-Dolar paritesi dün bir ayın en düşük seviyelerini gördü. Bu sabah da yine oraya yakın 1.0769'da hareketli. Euro-TL 34.91, Dolar-TL ise 32.38.68 seviyesinde işlemlerini Asya'da devam ederken gözler Fed kararı ve aynı zamanda Amerika'dan gelecek enflasyon verilerine çevrilmiş vaziyette. Dolar endeksi bu verileri 105.13'te beklerken Fed'in bu toplantısında noktasal grafiğini de güncelleyeceğini hatırlatalım. Sterlin dolarda da seçimlere gelirseyken 4 Temmuz'a 1.2736 seviyesinde işlemler devam ediyor. Avrupa tarafında dün özellikle Fransız bankalarında yoğunlaşan satışlar gördük. Societe Generale %7.5, BNP Paribas %4.7 gibi değer kayıpları gösterdi. STOXX 600 endeksi %0.27 aşağıda kapanırken tahvil de hareketliydi. Fransa'nın 10 yıllık tahvilinde faiz bu yılın en yükseğini 3.19'larla görürken Almanya, Fransa makası da 10 yıllıklarda 55 bas puana kadar bu yıl ilk defa açıldı. Bununla birlikte tahvilin kralı olarak tanıdığımız Will Gross da Avrupa tahvillerini Amerika'ya kıyasla daha cazip bulduğuna işaret etti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde dün konuştuğunda faiz indirimlerinin çizgisel bir patika izlemeyeceğine işaret ederken Avrupa Merkez yetkililerinden Kazimir enflasyon canavarını henüz yenemedik dedi. Enflasyonla ilgili ve faizle ilgili kırılma noktasının Eylül'de gelebileceğine işaret etti. Avrupa borsaları dün kırmızılarda kapanışlar yaptı. Detaylar için Londra'ya dönüyoruz. Avrupa piyasa analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notları şimdi ekranlarımızda. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Avrupa Parlamento seçimlerinden aşırı sağın güçlenerek çıkması ve Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un erken seçim çağrısının yapmasını getirdiği tedirginlikle Avrupa borsalarında saçıldığı bir seyir vardı. Fransa borsası öncülüğünde bir düşüş yaşandı borsalarda. Fransız bankacılık hisselerinde sert satış yaşandığını takip ettik. Tahvil faizlerinde yükseliş hızlandı. Özellikle Fransa'da 10 yıllık tahvil faizi %3.23 ile bu yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Almanya, Fransa 10 yıllık tahvil makası ise 55 bas puan ile bu yılın en yüksek seviyesine çıktı. Euro-Dolar paritesi ise 1.0737 ile son bir ayın en düşük seviyesini test etti. Diğer tarafta Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamaları takip ettik. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen faiz indirimi kararı sonrası üyeler arka arkaya faiz indiriminde aceleci olunmaması gerektiğini, çünkü enflasyonun yeniden geri dönme riski olduğu uyarısında bulunuyor. İlk açıklama Avrupa Merkez Bankası üyesi Kazimir'den geldi. Daha fazla veriye sahip olacaklarını Eylül ayına kadar. Bu nedenle Eylül ayına kadar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmemesi gerektiğini söyledi. Nagel ise enflasyon %2 hedefine kadar gerileyeceğini, ne kadar hızlı gerileyeceğini görmek için bir süre daha faiz indirimi gidilmemesi gerektiğine dikkat çeken isim oldu. Veriler tarafında Euro bölgesinden yatırımcı güveni verisini aldık ve Euro bölgesine yatırımcı güveni 2022 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana en yüksek seviyeye tırmandığını gördük yatırımcı güveninin. Mayıs'ta -3.6 seviyesinden Haziran'da 0.3 seviyesine yükseldi. Bu uzun süre sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmiş oldu. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Amerika tarafında dün kapanışta Nasdaq'ta ve S&P 500'de rekorlar vardı. Dow Jones Sanayi Endeksi yine %0.2 kadar yükseldi. Dünkü hareketlilikten sonra haber akışı da önemliydi. Apple'da satış geldi. Burada ChatGPT'nin entegre edilerek OpenAI'la ortaklığın duyurulması önemliydi. Elon Musk, Tesla'nın kurucusu, konuya sert tepki gösterdi. Eğer işletim sistemi bazında OpenAI'yı entegre edeceklerse binaya Apple ürünlerini sokmam dedi. Bununla birlikte New York Fed'in açıkladığı enflasyon anketi geldi. Hane halkı
enflasyon beklentisi Mayıs ayında kısa vade için 0.1 puan düşerek %3,2'de denge buldu. 3 yıllık enflasyon beklentisi %2,8'de sabit kalırken 5 yıllık enflasyon beklentileri hane halkında %2,8'den 30'a yükseldi. Emlif Pals'ın yaptığı anket önümüzdeki ay içerisinde hisse senetlerinin tahvilden daha iyi getiri sunacağını öngördü ve bilançolarda bugün gözlerimiz Oracle'da olacak. Onu da hatırlatalım. Amerikan borsalarında dünkü yeşiller sonrası bugün vadelilerde nasıl bir açılış sinyali var? O tarafında her sabah olduğu gibi fotoğrafını çekeceğiz. Orada kırmızı ekranlar karşımıza geldi. Faiz cephesinde de dün yükseliş vardı. Hem FED kararı hem de enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyirli ama bugün ibreler tekrar aşağı döndü. 2 yıllıkta 4.86, 10 yıllıkta ise 4.44'te işlemler devam ediyor. Hal böyleyken faizden bu hafta herhangi bir değişim FED cephesinde beklenmezken yılın geri kalanına ilişkin beklentilerde Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası ciddi farklılıklar doğmuştu. Bu sabah terminale baktığımızda Eylül'de %45,5 ihtimalle faiz iner diyen bir piyasa var ve Aralık ayında %68,2 ihtimal görüyor piyasa. Geçen sene 5.33'ten kapanan FED efektif faizinin bu yıl sonunda 4.95'te olacağını öngören bir piyasa hareketi var karşımızda. Asya tarafına döndüğümüzde Avustralya'da iş dünyasının ekonomiye güveni negatife dönerken Çin tarafında tatilden dönüşte yine olumsuz bir seyir dikkat çekti. Elektrikli otomotivler otomobil konusunda acaba Avrupa ne karar verecek? Dragon Boat Festival'de neden acaba seyahat talebi düşük kaldı? Tüm bunları biraz sonra Sadık Aymaz'la Pekin'den canlı bağlantıda konuşacağız ama Nikkei'de, Güney Kore'de yükselişler, Çin'de ve Hong Kong'da eksilerle yeni gün başladı diyelim. Hatta Şangay'da ve Hong Kong'da %1'in üzerinde satıcılı seyir bu sabah dikkat çekiyor. Emtia tarafında altın dalgalı seyir izlerken petrolde Goldman Sachs yaz aylarında ciddi bir arz açığı öngörüsünde bulundu. Brent petrolün yaz aylarında 86 dolar civarında ortalama bulacağını bekledi. Bandın ise 75 ila 90 dolar arasında bütün sene içerisinde kalacağını öngördü. OPEC'ten bugün mevcut duruma ilişkin raporu göreceğiz. Öncesinde ise %2'nin üzerine dünkü kazanımlarla Mart ayından bu yana en iyi gün geride kalırken bugüne döndüğümüzde 77 dolar 64 sente geri sayan bir Amerikan tipi ham petrol, 81 dolar 44 sentte ise Brent petrol işlemleri var. Spot altın yeni güne 2303 dolar seviyesiyle başlarken gram altın 2400 TL'nin hemen altında hareketli. Emtia tarafından dönelim bir de kripto para evrenine. Orada da bu sabah risk iştahı kaçık. O tarafa döndüğümüzde Bitcoin'de 67.940 dolar, Ethereum'da ise 3.555 dolarla işlemler devam ediyor. Bu hareketlilikte neden risk iştahı kaçık ve endeksler kırmızıya döndü? Detaylarını biraz irdelemeye çalışacağız. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz her sabah olduğu gibi Pekin'de bizi bekliyor. Daha çok bekletmeyelim. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Sadi günaydın. Kravat kırmızı, borsalar kırmızı, kripto kırmızı, emtia kırmızı. Ne oldu bu piyasalara diye soracağım sana. Acaba Fed öncesi böyle bir temkinli seyre mi geçelim dediler. Çin'den aslında son dönemde seninle çok da kötü haberler sanki aktarmıyorduk. İşte teşvikler geliyor vesaire diyorduk ama neden yatırımcı nezdinde tepki bulmadı acaba? Zeynep günaydın. Şöyle şu tarafımdan da görünüyordur. Ekranda hakikaten kırmızılar yoğun. Kravat hakikaten manidar olsun diye özellikle seçtim. Şimdi nereden başlasam en sondan başlayayım Zeynep. Yarın hem FED var aslında hem enflasyon verileri geliyor öyle değil mi? Dolayısıyla bana sorarsan ihtiyat hiç şüphesiz piyasalar üzerinde etkili. Örneğin Avustralya tarafına baktığımızda faize ya da getirilere duyarlı bazı sektörler, hangilerini kastediyorum? Örneğin finansallar, örneğin madenciler bugün böyle çok satılanlar tarafındalar ki Sydney'deki satışların sebebini oluşturuyorlar tek başına diyebilirim. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni bir kenara koyuyoruz. Ama onun dışında bir de Çin var. Çin'de de şöyle bir döngü var. Evet, seninle zaman zaman bu iki sene içerisinde sürekli bir umut dalgası konuşuyoruz değil mi? Bu döngünün iyi tarafı. Teşvikler geldi ya da teşvikler geliyor şeklinde bir döngü görüyoruz. Daha sonra da teşvikler gelmedi ya da geldi ama yetersiz. Bu defa da reel tarafa bakıyor piyasa. Eyvah, irtifa kaybı devam ediyor diye gidiyor. Tabii Mayıs ayında biz döngünün iyimser tarafındaydık Zeynep. Şimdi tekrar kötümser tarafına dönüyoruz. Cycle dediğimiz şey, döngü dediğimiz şey biz kaç defa yaşadık artık ben de bilmiyorum ama yatırımcılar bundan bıkmış durumda. Hiç şüphe yok Zeynep.
Bir de tabii ki konut bir tarafa, bir de tabii ki Çin'de iç tüketim var. İthalat geçen hafta aslında hayal kırıklığı yaratmıştı. Yalnızca %1,8 büyüme gerçekleşmişti ki iç tüketimin zayıflığına işaret ediyor. Ardından da tabii ki 3 günlük resmi tatil vardı. Dragon Teknesi Festivali'ydi. Yani Çin'in tatilleri ya da Uzak Doğu'nun tatilleri bol biliyorsun. Japonlar da genel olarak çok resmi tatil yapıyor. O tatillerden bir tanesiydi. Tabii herkes bu tatillerde acaba seyahat sayısı ne oldu? Acaba harcamalar ne oldu diye bakıyor. Orada sabah site raporu gözüme ilişmişti Zeynep. Tek haneli büyümeler var. Uzatmayayım detaylarına çok girmem ama tek haneli büyümeler demek Çin'in potansiyelinin çok altında demek. Nitekim 2019 yılıyla kıyasladığımızda da hem harcamalar hem seyahat sayıları daha yukarıda ama çok az yukarıda Zeynep. Hatta sayıya baktığımızda, seyahat sayılarına baktığımızda yalnızca %3 yukarıda, aradan 5 sene geçmiş. Dolayısıyla ciddi moral bozdu. Bugün Şangay'da, Shenzhen'de çok satılanlara baktığımızda örneğin tüketim ve doğrudan ilişkili hisseleri görüyoruz. Meşrubat hisseleri mesela, havayolu hisseleri çok satılıyor. Yine tüketimle ilgili ne varsa hepsi çok satılıyor Zeynep. Dolayısıyla Çin tatil verileri de moralleri bozdu diyeyim. Sözü tekrar sana bırakayım. Bakalım tabloda değişiklik olacak mı ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde, onu da yine saat 8 sularında bir kez daha beraber ele alacağız diyelim. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz, çok teşekkürler. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Sadi'nin bıraktığı yerden her sabah olduğu gibi dış basın köşemizle devam ediyoruz. Financial Times'ın manşetinde bugün Apple'ın OpenAI ile gideceği işbirliğinden bahsetmişler. Yeni bir aslında yapay zeka sistemi gündemimize geliyor demişler. Bununla birlikte hangi değişiklikler gelecek onu da takip edeceğiz. Bir yandan da Apple tarafında sadece bu açıklama yapılmadı. Aynı zamanda bununla birlikte yine bu konuya ilişkin detaylar da verildi. Örneğin bir metnin özetinin çıkartılması, orijinal görseller ortaya konması gibi farklı unsurlar beraberinde gelecek demişler. Yeni iPhone'la ilgili olarak da yine işletim sistemi versiyonlarını tanıttı. iPad ve Mac'te de geçerli olacak şekilde. İşte bunun için çalışıyorduk bunca zamandır şeklinde başkan yardımcısı Craig Federighi'den de açıklama geldi haberin içerisinde. Bununla birlikte yine ilerlediğimizde sayfada hangi başlıklar var? Singapur Hava Yolları türbülans sonrası uçuştakilere 25 bin dolara varan tazminat ödeyeceğini açıkladı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri gerektiği kadar uzun süre yüksek tutacağına işaret etti. Biden'ın yine Gazze ateşkes planı da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde onay buldu diyorlar. Piste ise senedi piyasaları üzerinde ise özellikle Macron'un Fransa seçimlerinde kumar oynamasının etkileri takip edildi demiş Financial Times açısından verilen haber. Market Watch'a geldiğimizde ise sabah saatlerinin favori emtia sınıflarından biri kahvenin geleceğini ele almışlar. Kahvede gelecek bundan sonra daha farklı işleyecek. Çünkü genç tüketicinin tercihleri farklı diyor analistler. Bank of America'nın konuyla ilgili çalışması var. Günlük tüketim sayıları azalırken önümüzdeki süreçte belki daha pahalı, daha kişiselleştirilmiş kahve ürünlerinin öne çıkacağı söz konusu olabilir demişler. Satış büyümesi işte bu kanattan gelecek diyorlar. Ve dönüyoruz buradan bir de Bloomberg'e. Orada da Bill Gross'tan değerlendirme var. Tahvilin kralı Bill Gross diyor ki önümüzdeki süreçte Avrupa tahvilleri Amerika'dan daha cazip bir noktaya gelebilir. Son 1-2 ay içerisindeki hareketlilik de beraber seçimlerin piyasalara kattıklarından bahsetmiş. Fransa seçimleri sonrasında yeniden yüksek faiz seviyelerini ele alıyor. Aynı zamanda yakın tarihte Meksika'dan Hindistan'a kadar her tarafta gördüğümüz seçimlerin piyasalar üstünde etkili olduğunu, bu yüzden Kasım'daki Amerika seçimlerinin de ciddi anlamda radara alınması gerektiğini ifade ediyor. Detaylara bakıldığında özellikle Almanya ile Fransa farkına dikkat çekiyor Gross yaptığı değerlendirmelerde. Belirsizliklerin yatırımcılar tarafında korkuyla birlikte fırsatları da beraberinde getirebileceğinden bahsetmiş. Piyasalar şok geçirebilir ekonomide yavaşlama olursa şeklinde bir değerlendirmesi var. Hisse senetleri söz konusu olunca ise enerji sektörünü öne çıkardı. Burada Energy Transfer LP, Western Midstream Partners gibi şirketleri öne çıkarmış. Yerel bankalar tarafında KeyCorp, Trust Financial, Citizens Financial'ı portföyünde bulundurduğuna ifade ediyor. Bu hisseleri beğendiğini söylüyor. Aynı zamanda yapay zeka ile ilgili yatırımlarını Microsoft üzerinden yaptığını söylemiş. NextEra Energy yine altyapı tarafında portföyünde bulundurduğu hisse senetlerinden bir tanesi olmuş. Bill Gross'un röportajın detaylarına bakıldığında.
The Business Week Türkiye'nin 33. sayısı Cuma günü çıktı. Kapak sayfada malın krallığı bitiyor yazıyor. Detay verelim biraz. Ne demek istiyor yazı? Biraz detay verelim. Yarkonsu'nun kaleminden makalenin detaylarında para politikasının tasarrufu imkansız kıldığı dönemde rasyonel getiriyi arayan herkes mala girdi şeklinde bir cümle var. O dönemde fiyatı uçan konut, otomobil gibi ürünlerin de şirketlerin fazlasını yatırmayı tercih ettiği stoklar da şu anda yükselen alternatif getiri karşısında el yakıyor. Mala girenin kazandığı dönemin yerini paraya geçenin kazandığı dönem aldı demiş. Otomotiv sektörünün daraldığını ve girdi şoklarının stoklarının düştüğünü söylüyor Yarkın yine yazının içerisinde. Gayrimenkulde reel değer kaybının 2025 ortasına kadar süreceğiyle ilgili İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman'dan görüş var. Fırsat maliyetine işaret eden yine detaylar, vergiyle ilgili beklentiler, önümüzdeki süreçte yatırımlara nasıl yön verebilir? Hepsini ve daha fazlasını dergimizin 33. sayısında bulabilirsiniz. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından gazetelerimiz olacak ve her salı sabahı olduğu üzere Deniz Atırım Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek stüdyomuzda. Gazetelerde tur atarak devam ediyoruz. İnternet basınında Habertürk.com'da Apple var bu sabah. Apple yapay zeka destekli iOS 18'i kullanıcılarına tanıttı. Apple iOS 18 ile yapay zeka destekli yeni özelliklerini kullanıcılarına sunuyor. Akıllı asistan, gelişmiş kamera yetenekleri ve güvenlik önlemleriyle teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle donatılan iOS 18, fotoğraf ve video çekimlerinde otomatik olarak en iyi ayarları seçecek ve kullanıcı verilerinin korunmasını da güçlendirecek. Ekosistemle uyumlu bir şekilde çalıştığı için tüm Apple cihazlarıyla kesintisiz bir deneyim sunacak. iOS 18 bu ve diğer özellikleriyle teknoloji dünyasında heyecan uyandırdı diyor Habertürk'ün bugünkü başlığı. Bir diğer haber içinse Ekonomi Gazetesi'ne geçelim. Manşette Türkiye-Avrupa ilişkilerini zorlu günler bekliyor demişler. Aşırı sağın Avrupa Parlamentosu seçimlerinden güçlenerek çıkması alt düzeye inen Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde daha da sıkıntılı bir dönemin başlayabileceğine işaret ediyor. Hürriyet gazetesinin bugünkü ekonomi sayfasında motosiklette silindir oyunu haberini işlemişler. Maliye ithalatı vergiye tabi olan 100 cc üzeri motor silindir hacimli motosikletlerde motosikletlerdeki oyunu ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre ithalatçı vergiden kaçınmak için 50 cc silindir hacmine sahip motoru Türkiye'ye getiriyor. Motoru 100 cc kapasitenin üzerine çıkaracak piston kiti gibi parçaları ise ayrıca ithal ediyor. Türkiye'de yapılan montajda 125 cc silindirli motorlar piyasada satışa sunuluyor. Sabahın ekonomi finans sayfası 42 milyar lira hesaplara yatıyor demiş. İkramiye ödemeleri başladı. Emeklilerin 3000 TL bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Bugün Bağkur kapsamındakilere, yarından itibaren SSK emeklilerine ikramiyeler ödenecek. Milliyet gazetesi ekonomi sayfasıyla turumuza devam ediyoruz. Avrupa Birliği'ne ihracatı orman kriteri başlığı var burada da. Türkiye'nin AB'ye ihracatında orman ayarı geliyor. Soya, sığır eti, palm yağı, ahşap ürünler, kakao ve bunlardan elde edilen çikolata, mobilya, lastik, deri gibi ürünlerin AB pazarına girişinde ormanların bozulmasına yol açmadığı yönünde beyan zorunlu hale gelecek. Cumhuriyet'te ise BES'le kredi başladı haberi var bugün. Bireysel emeklilik birikimleri artık alacağın devriyle teminata dönüştü. Detaylara bakıldığı zaman Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2. Başkanı Verim, acil ihtiyaç için artık BES'in bozulmayacağını, Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atalay da çıkışların azalacağını belirtiyor. Haberin detaylarında Cumhuriyet gazetesinde. Deniz Atırım Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek her salı sabahı olduğu gibi bizimle. Cumhur hoş geldin yayınımıza. Günaydın Zeynep, iyi yayınlar. Şimdi dün bol miktarda makro veri aldık ama öncesinde bir borsayla ilgili şu işlem vergisini tekrar masaya yatıralım istiyorum seninle. Çünkü dün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama var. Getirecekleri vergisel herhangi bir düzenlemenin enflasyonu körükleyici düzeyde olmayacağına işaret ediyor. Burada esasında herhangi bir borsada ana para kazancından vergilendirmeyi düşünmediklerini, işlem vergisinde 10 binde 1, 10 binde 2 gibi cüzi
cüzi bir miktara yoğunlaşacaklarını, bunun üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Bunun da esasında işte alsat miktarını azaltarak piyasaya istikrar kazandırıcı olacağı yönünde bir açıklaması bulunmuş. Sana göre de bu anlamda borsada daha çok istikrar sağlayıcı olur mu? 10 binde 1, 10 binde 2 gibi bir vergi geldiğinde piyasada yankısı ne olur? Bu konuyla ilgili yayını dün ben de seyrettim. Kişisel görüşlerimi paylaşabilirim ancak kurum görüşünden lütfen ziyade. Biz de zaten senin piyasa tecrübenle görüşünü merak ediyoruz. Yaklaşık çünkü işte 25 yıldır. Deniz Yatırım'dan araştırma notu gelir zaten konuyla ilgili sonradan. Sevgili Orkun'a da buradan günaydın diyelim. Günaydın. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir defa üzerinde konuşulan bir kazanç varsa ve vergilendirilmesi söz konusuysa ve bu hakkaniyetli olacaksa buna zaten kimsenin bir karşı çıkacağını düşünmüyorum. Özellikle bolca dolaylı vergi ödeyen veya ücretler kapsamında bizler. Diğer taraftan bakacak olursak işe hep vurgulanan bir şey var. 10 binde 1, 10 binde 2 ve cüzi kelimesi. Genelde bu ikisi birlikte söyleniyor. Şimdi aracı kurumların yapmış olduğu işlemler son derece şeffaf. Takas Bank'ta var, MKK'da var, Borsa İstanbul'da var. Dolayısıyla bununla ilgili olarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne her ay, her çeyrek raporlamalar var. Şimdi 10 binde 1 ve 10 binde 2 komisyon oranı cüzi neye göre diye soru sormak gerekebilir. Çünkü bu dönem içerisinde %3-5'e kadar stopaj beklentileri yarattıktan sonra 10 binde 1, 2 işlem vergisi cüziymiş gibi kalıyor değil mi? Ama bununla yani birlikte iletişim kazası da var orada biraz. Aynı oran, şimdi tabii o kriptolar için miydi yoksa hani hisse senetleri için de böyle yani en bugün... Tam bir haber kirliliği tabii orası bugün da. Hani bu 10 günde yaşananlara bakacak olursak eğer ben piyasada binde 2'den yüksek komisyon oranı duymadım. Genel anlamda hani burada tabii ki her yatırımcının pazarlık payı bir değil. Ya faydalandığı hizmetler bir değil. Yapmış olduğu hacim bir değil. Aracı kurumdan kullandığı çapraz ürünler bir değil. Dolayısıyla burada bütün bunları baktığımız zaman Aracı Kuruluşlar Birliği'nden, TSPB'den kolaylıkla aracı kurumların ortalama komisyon oranları kontrol edilebilir diye düşünüyorum. Ve bu noktada da 10 binde 1 ile 10 binde 2 ile çalışan hesap sayısının da fazlaca olduğunu düşünüyorum. Ve burada ne oluyor? Neredeyse bu maliyetler iki katına çıkmış oluyor. O yüzden de diğer gelişme mesela şu olmuş olsaydı, işte piyasadaki çalışılan oran bu, diğer gelişmekte olan ülkelerde işlem vergisi bu alınıyor. Biz de buna 10 binde 1, 10 binde 2 ile geldik. Mesela şimdi bugün İşlemlerden borsa payı alınıyor. Yüz bindelerle ifade ediliyor. Bunu çoğu yatırımcı bilmez bile. Dolayısıyla o yüzden de bu cüzi ve rakam hani ikisi birbirini pek şey yapmıyor, örtmüyor. Fiyat, rekabet, sektör bir yoğun bir rekabet olan, fiyat rekabeti olan bir sektörde çalışıyoruz. Emirlerin neredeyse tamamı dijital kanallardan geliyor. Yani eskisi gibi işte bir dealer, o dealer'ın İstinye'deki broker'ı araması gibi şeyler değil. Dolayısıyla burada sürtünmesiz bir işlem tamamlanması olduğu için verimlilik de son derece yüksek. Ona bağlı olarak da komisyonlar aşağıya geliyor. Bu da diğer bir konu. Tabii burada şunu söylemek lazım. Bu zamana kadar yapılmış olan aracı kurumların, Borsa İstanbul'un yazılım anlamında, altyapı anlamında, server anlamında bir sürü yatırım var ve bu Borsa İstanbul'da 8 milyona giden yatırımcı içerisinde aracı kurumlar buna göre yatırımlarını belli ölçülerde şekillendirdiler. Şekillendirmeye de devam ediyorlar. Dolayısıyla buradaki teknoloji altyapılarını da unutmamak lazım. Önüme biraz böyle sırayla getirdim. Şimdi yabancı kurumsalı kaçırır mı böyle bir karar? Onu da sorayım sana. Çünkü yabancı kurumsalın da ciddi anlamda borsamızda etkili olduğunu biliyoruz. İşte rapor yazıyorlar, aldılar, sattılar diye hakkında konuştuğumuz Bank of America burada akla gelen ilk isim mesela. Şimdi burada tabii Sayın Yılmaz'ın konuşmasının içerisinde özellikle belki de almamız gereken bir yer var. Bunu biz gelir için yapmadık. Sen de az evvel ifade ettin. Piyasaya istikrar gelsin. Hızlı giriş çıkışlar diye bir ifadede kullandı. Şimdi evet. O zaman şunu sormak gerekir. Şimdi biz bütün kurumsal yatırımcıya Borsa İstanbul'umuzu eşit düzeyde açtık mı? Buradan kastım da şu. Herkes dilediği gibi belli ölçülerde hani TL'ye geliyor. Bu TL'yi açığa satmak yerine varlık yatırımı tercih ediyor. Ve ondan sonra da belli hisselerde, belli doygunluğa ulaşmış hisselerde de açığa satış yapabiliyor mu?
Şimdi biz bunları da sağlamadık. Dolayısıyla onları sağlamadık. Hedge de edemiyor kimse kendini. O yüzden orta uzun vadeli yatırımcıyı da esasında henüz bir miktar uzakta tutuyoruz maalesef. Şu aşamada hani bahsi geçen hızlı giriş çıkışlardan bahsediyorsak eğer dengesizliği yaratan konularda hani burada şunu da söylemek lazım. Biz katılımcıların piyasadaki sahiplik oranını da ciddi anlamda işte kurumsal yatırımcıdan farklı bireysel veya farklı portföylere geçmesine de neden olduk son 1-2 yıllık hareketlerle. Hadi bunu da koyduk bir kenara. Dönüyorum tabii ki burada olay vergiye kalmış gibi gözüküyor. İhale vergiye kalmış gibi gözüküyor son 10 günde de. Tabii ki bunun getirmiş olduğu bir momentum bozulması olduğu zaman o fonların bir miktar daha hızlı satış tarafına geçtiğini görüyoruz. Unutmayalım bayram tatili geliyor. Biz her uzun bayram tatilinden önce kredi faizlerinin bu kadar yüksek olduğu yerde yine bazı satışları görüyorduk. O yüzden de tırnak içinde ihale biraz vergi olayına kalmış olsa da bunu tetikleyen başka konular da var. Bir taraftan da biz bilanço dönemlerini yaşadık. İşte çeyrek dönem belli dönemlerde hem 2023'ün son çeyreğini gördük. 2024'ün ilk çeyreğini gördük. Bu hisse senetleri performanslarına baktığımızda, şirket performanslarına baktığımız zaman da geçen sene tırnak içinde bazı sektörler mumla arıyorlardı. O yüzden de temel anlamda da belli ölçülerde bir doygunluk seviyesi de var. Seninle hep konuştuğumuz 320 doların üzerinde zaten bir temkinli olalım mı acaba diye bir soru işareti koyuyorduk. Son olarak hani burada hani daha uzun devam ettirebiliriz ama likiditenin azalmasından çekinirim, kademelerin boşalmasından çekinirim. Ve hani şunu da söyleyelim, SPK'da ve Borsa İstanbul'da gözetim daireleri var. Eğer ki bu hızlı giriş çıkışlardan rahatsızlık duyuluyorsa bu işlemler üzerinde hani bir soruşturma oldu mu, bir bakıldı mı, bu konularla ilgili ceza kesildi mi? Dolayısıyla biz hep zaten bu tip konularda hep onlara pas atıyoruz. Yani buranın bir organize piyasa olduğunu, bu organize piyasanın regüle olduğu ve yakından takip edildiğini. O yüzden de bence sanki bu vergiyle ilgili durumun etki analizi sanki bir kere daha yapılsa, sektörün görüşleri... Geçtiğimiz haftalarda burada meslek komiteleri toplandı. Eminim yeni oluşan Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu, Yönetim Kurulu bu konuyla ilgili hızlı aksiyon alıp iletişimlere de geçecektir. Deyip konuyu bitireyim. Örnekle şunu yapayım. Son söz şunu söyleyeyim. Forex piyasasında tabii ki karşılaştırmak çok doğru değil. Oradaki kazanç kayıp oranları %80'e %20 idi ama orada da bir mesela vergi geldi. TL'nin değer kazancı ve değer kaybı üzerinden. Nette bir gelir olmasa bile yatırımcılara bir vergi çıkıyor ve o piyasa şu anda neredeyse can çekişip ölmek üzere. Bay piyasası konusunda da bence bir etki analizi bir daha yapılsın ve hani ona göre hakkaniyetli bir vergi sistemi oluşturulsun. Şimdi zaten burada baktığımız zaman yatırımcıların ortalama elinde hisse senedini ne kadar tuttuğuna genelde işte bir ay civarında oluşan bir ortalama görüyoruz. Yerli yabancı çok da fark etmiyor bu anlamda bakıldığında. İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül dün yayınımızda borsaya getirilmesi planlanan işlem vergisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilhassa yabancı kurumsal ve gün içerisinde alsat yapmayı seven yerli yatırımcı açısından etkilerini değerlendirdi. Kazanç vergisi Avrupa ve dünya tarafında da uygulanan bir metodoloji değil. Ama işlemden elde edilen, işlem dolayısıyla alınan bir vergi var mıdır? Vardır. Ama işlem hacminden dolayı. Ama görüyoruz ki Avrupa'daki uygulamaların çoğunda çok 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 cüzi rakamlarda alınan vergilerden görüyoruz ve bahsediyoruz. Baktığında daha böyle yüz binlerde gibi mi? Aynen öyle, aynen öyle. Yüz binleri rakamlardan bahsediyoruz. Tabii piyasada hani bu süreçte rakamlar havalarda uçuşuyor. Ben yatırımcılarımızın bunlara itibar etmemesini istiyorum. Zaten Sayın Mehmet Şimşek gerekli açıklamaları yapıyor. En kısa zamanda da bize bunun ne olacağının anonsu edilecektir. Ama dediğim gibi alınacak orada yüksek bir vergi oranı, özellikle hacimden alınan yüksek bir vergi oranı hem yurt dışındaki kurumsalları, hem HFT işi yapanları, hem günlük trade eden yatırımcıları ciddi anlamda etkileyecektir. Bu sebepten dolayı biz de alınacak kararı heyecanla bekliyoruz açıkçası. Evet.
Şimdi buradan gelelim makro fotoğrafa. Şimdi dün aldığımız önemli veriler var. Kimisi iyi, kimisi kötü ama tabii bayram etkisi var diyoruz. İşte cari açıkta genişleme geçici şeklinde Haluk Bilimcekçi'den değerlendirme verdik. İş gücünde aslında manşet rakam işsizlikte %8,5'la düşük gibi görünse de atıl iş gücü tarafına baktığımızda %27,2 gibi sert bir yükseliş ve geniş bir oran görmekteyiz. Sanayi üretimi tarafı eksilerde dedik ama dün sabah da yine öncü göstergelerin grafiğini vermiştik ekrana. Birazdan hazırlarım, tekrar veririz. İşte mesela reel sektör güvenidir, PMI'dir zaten aşağı yöne işaret ediyorlardı. İşte ticari krediler tarafında iştahın düşük olduğundan zaman zaman seninle burada da bahsetme şansımız oluyor. İSO'nun açıkladığı mesela ihracat iklimi tarafı ise biraz çelişen bir tarafla 4. aydır yükselişe işaret etmiş. İstersen bir makro fotoğrafı da toparlamaya çalışalım. Şu anda sence nasıl gözüküyor vaziyet? Bunlar tabii Nisan verileri ama ne olursa olsun içerisinde muhakkak Mayıs ayına ilişkin öngörüler de vardı. Şöyle bir ilk yarı ile ilgili en azından toparlaman nasıl ve ikinci yarıdan beklentiler makroda nasıl oluşmalı? Orada bir de böyle bir pivot bir de tarih vardı. Yerel seçimler, seçim tabii, öncesi tabii, ve seçim tabii. Sonrası. Dolayısıyla o 31 Mart seçimleri öncesi ve sonrası oluşan döviz piyasasındaki spekülasyon ve onun etkilerini de unutmamak lazım. Şimdi tabii ki bundan sonraki büyümeyle ilgili olan kompozisyonda tüketimden fazla bir şey beklemeli miyiz? Soru işareti. Kamu. Şimdi bugün perakende satış rakamlarına da bakacağız nasıl gözüküyor. Belki birazcık daha hani talebi öne çekmiş olabiliriz ama yavaş yavaş artık hani işlem aktivitesinde bir düşüşü görsek önümüzdeki dönem enflasyon açısından hoş olur görüşündeyim. Çünkü unutmayalım ki biz hızlı bir faiz artış döngüsüne girdik. Faizleri bir noktaya getirdik. Bunun parasal aktarım mekanizması üzerinden yansımalarını görmeyi bekliyoruz. Bir taraftan da daha önceki dönemlerde biz hep tüketimin üzerine gitmiştik. Artık orada fazla bekleyecek bir şey kalmadı. Hatta her fazla tüketilen şeyin üzerine de hızlıca vergi geldiğini de görüyorsun. Örnek olarak hafta sonu gelen Çin'den gelecek olan arabalarla ilgili atılan adımlar veya işte daha önceki ekonomik veri setinde tüketim mallarındaki ithalatın artışın bazı kesimler açısından önümüzdeki dönemdeki enflasyon açısından bir soru işareti olur mu? Hemen buraya da bir müdahale gelmeli mi? Soruları, tartışmaları varken. Dönüyorum, büyümeyi herkes dururken kamu arttırıyordu, destekliyordu. Kamu tarafında böyle bir beklentiye girmeli miyiz? Söylemlere bakılacak olsak, tasarruf tedbirlerine bakacak olsak kamu ile ilgili de böyle bir beklentimiz yok. Geriye bir tek burada elimizde tutabileceğimiz şey hani büyümeyle açısından yatırım. Şimdi buradaki yatırım tarafında hani gerek dışarıda bu kadar belirsizlik varken ve bir noktada da ticaret savaşları veya işte vergilerin bu kadar hızlı yükseltilebildiği bir yerde şirketlerimizin bu yüksek faizle bu belirsizlik ortamında içeride dışarıda yatırım yapabileceğini düşünüyor muyuz? Buraya da bir çizik attık. Geriye bir tek ihracatımız kalıyordu. İşte orada da senin söylediğin ihracat iklim endeksindeki 52 seviyesindeki konu dün belki birazcık hani bütün bu gelen yoğun veri akışında tek benim gözüme çarpan olumlu yer olmuştu. Ama öbür taraftan baktığımız zaman işte Nisan ayı ödemeler dengesi beklentilerin az da olmuş olsa da işin çekirdek tarafına baktığımızda ekonomistler de bir miktar temkinli bir iyimserlik oluşturacak bir yaklaşımda veriye yaklaştılar. Öbür taraftan işsizlikle ilgili konu elbette artan faizlere ve düşen perakende hacimlerine reel sektörümüzün verdiği bir tepki olarak okunmalı. Ama bundan sonrası için eğer biz dezenflasyon sürecine girdiysek, fiyatlar bir yere gelecekse ve bizim satın alma gücümüz de yavaş yavaş yükselecekse bu verilerde de önümüzdeki 6 ay içerisinde bir normalleşme görürüz. Peki önümüzdeki süreçte alım gücü açısından nasıl bir öngörüde bulunmak lazım diye soracağım. Cumhur enflasyonla mücadelede işsizliğin illa artması gerekir mi tartışmasını akademisyenlerle de ele alıyoruz çokça yayınımızda. Dün de Selva Hoca vardı mesela, dedi ki sonuçta enflasyonla mücadelenin faturasının çıktığı kesim genellikle alım gücü en düşük olan kesim oluyor. Dolayısıyla bu taraf aslında bir miktar desteklenmeli. Bu anlamda belki asgari ücretli bir ara zam, emekli tarafında belki bir düzeltme, bilemiyorum, radarımızda olmalı mı ikinci yarısında? Çünkü Temmuz burada daha çok hep değil mi ekonomi yönetiminin işaret ettiği ay olmuştu. Evet. Sayın Karahan'ın da açıklamalarına bakacak olursak bundan sonraki dönemde de hizmet enflasyonuna vurgu yapıp yavaş yavaş aşağıya gelen bir enflasyon rakamından bahsediyordu.
geçtiğimiz senenin iki ikiz kuleyi yaratan konulardan bir tanesi döviz kurundaki hızlı yükseliş. Öbür taraftan da asgari ücretlerdeki artış. Dolayısıyla burada gerçekten mavi kablo, kırmızı kablo gibi bir durum var. Yani asgari ücrette artışı seçsen başka bir türlü durumla karşı karşıya kalma olasılıkların var. Yapmasan satın alma gücü üzerinden bu sefer de çarkların yavaşlaması değil durması gündeme gelir mi? Buna bakmak lazım. Burada da etki analizini yapacak olan büyük resmi gören Merkez Bankası ve diğer ekonomi kurmayları olacaktır diye düşünülüyor. Ancak geriye dönüp baktığımızda işte depremle ilgili gelen harcamalar, üzerine işte emeklilerle ilgili artan harcamalar, bunları koyuyoruz. Bir taraftan da hazinenin borçlanma maliyetleri henüz istenen kadar düşmedi. Özellikle kısa vadeli tarafta ve bir süre daha düşmeyeceğe benziyor. Biz 50 politika faiziyle devam edeceksek. O yüzden de gerçekten çok zor bir karar bu. Yani bugün, bunun cevabını bugün senin benim vermem de mümkün değil. Çünkü bu asgari ücretle ilgili veya emeklilerle ilgili atılacak olan adım ekonomik anlamda, yani bizim konuştuğumuz, masaya yatırdığımız konu ekonomi ve enflasyon üzerinden gidiyorsa böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama bugün desteklenmezse ve bu çarklar durursa yarın çok daha fazlasını mı yapmamız gerekir? Bunun da hani bu şeyini, analizini yapıp yola devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi mevcut duruma baktığınız zaman o zaman yatırım tercihleri nasıl oluşturulmalı? Bir de o tarafa gelen, dün Selva Hoca ile de konuştuk mesela. Diyor ki yabancının bize ilgi gösterdiği ortamda kurumuz değerli hale geliyor. Bu sefer alım gücümüzün arttığını hissediyoruz ve dolayısıyla ithal mala olan düşkünlüğümüz biraz daha artıyor. Bu da cari açık için bir yine risk oluşturuyor vesaire derken böyle bir sarmal hikayesi var. Çünkü buradan çıkabilecek sonuç yine cari açık risk olursa yabancının kaçması, TL'nin değer kaybetmesi, tekrar enflasyona girdi olması vesaire gibi bir sarmal. Şimdi buradan baktığın zaman dün gelen makro veriler yılın geri kalanından beklentilerini biraz ortaya koydun. İşte geçen hafta seninle enflasyonda matematiksel tepe geride mi kaldı diye konuştuk. Mesela borsa yatırımcısı bundan sonra nasıl sektör seçecek? Veya malda olmanın kötü olduğu bir dönemde miyiz? Onu da sorayım. Çünkü mesela derginin kapak sayfasına bakıyoruz. Diyorlar ki artık işte mesela ev almak, araba almak, bunları bir kenarda tutmak. Mevduat faizi %50'lerin üzerindeyken bir kaçan fırsat maliyeti de yazıyor kenara. Şimdi bu açıdan baktığında yatırım tercihleri nasıl oluşturulmalı? Şimdi bu masa gayet sağlam bir şekilde duruyor. Hiç sağa sola kıpırdamıyor. Dört ayağı veya işte sütunu sağlam. Ama biz son 2-3 yıldan beri özellikle herhalde Ağustos 2000, Eylül 2021 sonrası diyebileceğimiz dönemde farklı ekonomik tercihler yaptık ve masanın bir ayağını oradan çıkartıp sürekli olarak elimizle orayı destekler konumdayız. Dolayısıyla bir tarafı düzelttiğimiz zaman öbür taraf dengesiz kalıyor ve masanın üzerindeki o top orada dengede sabit ortasında kalmıyor. Sürekli olarak böyle bir sağa sola zigzag yapar hale gelmiş durumdayız. Dolayısıyla o dönemde oluşan dengesizlikleri de bir yıl içerisinde hemen hızlıca onarıp masanın dört ayağını koyup sadece serbest piyasa ekonomisinde işte yabancılar gelsin istediği gibi TL'yi bulsun onlarla gitsin mal varlığı alsın veya işte sabit getiri menkul kıymetlerde yatırım yapsın ise senin böyle bir ortama geçiş bu 3-4 yılın arkasına kolay değil. Olmayacak da. O yüzden de hani eski alışkanlıklarla işte TL'yi biz geçtiğimiz dönemde yabancıya vermedik TL'yi. Açığa satıyorlar diye yerlinin eline sunduk. Onlar da yine tırnak içinde açığa satıp senin söylediğin gibi konut, araba, hisse senedi, bolca harcama, tatil veya farklı konularda bir şey yaptılar. Yine bir ekonomik dengesizlik yarattık esasında. O yüzden de hani bunun o optimum denen şey veya nötr denen şey hani ne olduğunu esasında şimdi çok daha net anlayabiliyoruz. Yani piyasadaki TL, hani TL faizinden ziyade TL miktarının da bir optimum seviyesi veya işte kullandırılan kredilerin onun büyümeye olan katkısı. O zamanlar tabii ki en hızlı büyüyen ülke olarak lanse ediyorduk ama oranın getirdiği dengesizlikleri senle burada 3 aydır, 5 aydır sürekli olarak nereye yatırım yapsak, nereye kaçsak mantığıyla ama bendeki şu 2-3 yıl ciddi anlamda hani reel anlamda para kazanılan bir dönem oldu ama şu içinden geçtiğimiz şey paranın bile değerini koruyabilirsek başarı diye düşünüyorum. O yüzden de burada hep konuştuğumuz konu işte para piyasası fonları oldu. Çünkü öbür tarafta ana para... Mevduattan iyi getirdi diye konuştuk getirdi. Hatta bazen. Borsa desek hani ana para kaybı söz konusu oldu bazı sektör ve büyük şirketlerde.
Sadece banka ve holdingler bir noktaya gitti ki artık son 7-8 gündür holdinglerde de ciddi bir kar realizasyonu görüyoruz. Enflasyon muhasebesiyle de bilanço dönemi bayağı kafa karıştırdı değil mi Cumhur? Şimdi orada tabii analistler anlamaya çalıştı. Kurumsal taraftaki şirketlerin yetkileri ellerinden geldiğince yönlendirmeye çalıştılar analistleri. Performans anlamında baktığımızda, yani karlılığı anlamında baktığımızda geçtiğimiz senelere göre şey oldu. $1.5'da hisse senedinde müşteri aralarken 3.5'lara geldik neredeyse. Bu dengeyi oluştururken, bir sonraki aşamaya götürmeye çalışırken işte yabancı yatırımcıların geçtiğimiz hafta bir $500 milyon satışıyla karşı karşıya kaldık. Bunu dengelerken içeride bulamadık. Eski dönemde yerli yatırımcıların ilgi gösterdiği, biraz da para kazandığı halka arzlar vardı. İşte son gelen 4-5 halka arzın ikinci piyasa performansına baktığımız zaman geçtiğimiz seneyi yine mumla arattığını görüyoruz. Bir tavan olan, olmayan, hemen açıldığı fiyattan işlem görmeye devam eden veya zarar ettiren hafif düşen, evet. Ondan sonra dolayısıyla bunlar da var. Dolayısıyla hani böyle bir burada bir hafif bir iştah kaybı varken bir de üzerine seninle program başında konuştuğumuz bir 5-6 dakika vergi mevzu da devreye girince böyle biraz sanki borsanın tadı kaçtı gibi gözüküyor. Ama bunun içerisinde gerçekten sadece buzdağının üstünde görülen nedenleri değil, şirketlerin temel performanslarına ve bu enflasyon hatırlattığın iyi oldu. Enflasyon muhasebesinin getirmiş olduğu belirsizliklere de birazcık hani atıfta bulunmakta fayda var. Sadece konuyu vergi üzerinden okursak yanlış yapmış oluruz. Şimdi İbrahim Bey diyor ki neden sadece karda ve satımda komisyon alınmıyor? Hem alım hem satımda zarar bile olsa komisyon alınacak. Devlet aracı kurum değil ki, vergi de kar olunca olmalı şeklinde bir görüş vermiş. Yine bir başka izleyicimiz diyor ki Uğur Sunar, alınması düşünülen vergi tedbirleri bizi soğutuyor. Firmalara yatırım yapmak isteyenler uzun vadede zaten zararda. Karda olanlar da çok az temettü aldılar. Düşük şekilde bu geliri sağladılar. Yabancıdan büyük bir ihtimal bu vergi alınmaz diye düşünüyorum. Sadece Türk vatandaşlarından alınırsa da hiç şaşırmam. Bunu bence kriptodan alsınlar şeklinde bir yorum paylaşmış. İzledikleri için ve yine diyaloğun parçası oldukları için de teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Tek var mıdır? Tek bir doğrusu olan bir şey değil. Yani onu görüyorsun, yani bir sürü bakış açısı var. Yani bir sürü ya düşündüğümüz direkt etkisi, bir de dolaylı etkileri var. O yüzden de bunu böyle hani hızlıca oldu bittiye getirmektense keşke sektör hani görüşü alınsaydı. Hani bu konuyla ilgili olarak. Konu hep aynı yere geliyor. Çok ilginç. Yani şey olarak, çünkü bundan bence Borsa İstanbul'da mutlu olmaz. Yani çünkü hani burada şeyi konuşalım mesela. Piyasa düşer, çıkar hani, ama bizim esas temelde borsadaki oluşan konu ne? Etkin bir piyasanın ve likiditenin oluşması. Dolayısıyla yani bugün hani fiyat kimisine göre $5 olabilir. Hani adil değeri. Kimisine göre $1 olabilir. Oturup tartışırız ama bugün kimsenin tartışmadığı konu borsadaki likiditenin ve derinliğin fazla olma durumu. Dolayısıyla hani Borsa İstanbul açısından değerlendirdiğimizde de bu kadar yatırım yapılmışken, göz bebeğiyken ve hani bu kadar kamu kurumları içerisinde en az tartışılan kurumlardan biri olduyken ve hani dediğimiz gibi hisse senetleri konusunda Borsa İstanbul'un son dönem içerisinde baktığımızda hızlı hareket eden şirketlere de uygulamış oldukları tedbir paketleri de çok yoğun. Ben bir kere hani 400-450 tane belki hisse senedi işlem görürken bir baktım, 100 tanesinde mesela tedbir paketi var. Kimisine brüt takas gelmiş, kimisine kredili işlem yasağı gelmiş, kimisine internetten alım satım yasağı gelmiş. Dolayısıyla hani böylesine etkin gözetim çalışan bir kurumun içerisinde hızlı giriş çıkışlar üzerinden okuyacaksak eğer, dünkü yine Sayın Yılmaz'ın açıklamasına atıfta bulunarak bunu söylüyorum. Hani farklı açılardan buradaki konu vadenin uzatılması özendirilebilir. Elbette biz de hani hisse senedi piyasası bir döviz piyasası gibi hani gün içinde aldım sattım pek öyle bir piyasa değil. Sonuçta hani hep deriz ya borsa oyun alanı değil gibilerinden. Vadelerin uzamasını biz de isteriz ama vadelerin uzatılması işlem vergisi üzerinden cezayla, hani tırnak içinde diyelim, bir külfetle ya da maliyetle değil, daha başka teşviklerle olabilir. Bunun en iyi örneğini mesela ne zaman gördük? Enflasyon bu kadar yüksek değilken devlet tarafında BES özendirilmesi için mesela, şimdi %30 pek anlamlı kalmadı ama o zaman için enflasyon üzerinde bir rakamdı. Mesela BES'lerin artması için devlet ne dedi o sene? İşte belli bir yere kadar asgari ücretin işte 12 aylık rakamının %30'una kadar devlet ben de karşılıyorum diye elini taşın altına soktu. Dolayısıyla biraz daha ödül mekanizması üzerinden vade uzatmayı
teşvik edebilsek çok daha faydalı olur. Hem sektör açısından hem kamu kurumları açısından, dolaylı olarak da buradan işte aracı kurumların yaratmış olduğu gelirden bizler de vergi ödüyoruz. Hani bunların böyle hepsi böyle kalem kalem gidecek. Ama konu yine Sayın Yılmaz'ın açıklamasında gelir değil dediği için hani bunu söylüyorum. Diğer tarafa başka çözümler de bulunabilir. Şimdi diğer taraftan da çok az bir süremiz kaldı. Bu hafta federalde toplantıyı pas geçecek ama noktasal grafik ne olacak, bu tarafı izleyeceğiz. Avrupa tarafında parlamento seçimleri ortalığı karıştırdı. Aslında aşırı sağın yükselmesini bekliyorduk. Dün sabah işte Sinan Ülgen'le de konuştuk mesela, İDEM direktörüyle. Bu anlamda bir sürpriz yok ama döndü Fransa Cumhurbaşkanı, erken seçim kumarı oynadı FT'nin tabiriyle. Böyle olunca Euro-Dolar'da bir ayın en düşüğüne geldik ama spekülatif pozisyonlarda hala Euro'da net uzun bir durum söz konusu oldu. Dolayısıyla buradan yola çıkacak olursak paritede bizi neler bekler önümüzdeki süreçte? Faiz patikasında gelişmiş ülke evreni acaba ne kadar arkamızdan ne kadar karşımızdan esen bir rüzgar olacak? Düşünsene, hani beklediğimizden daha uzun bir zaman Amerikan faizlerinin yüksek kaldığı bir ortamdan bahsediyorsun. Faiz indirmeye başlamış bir ECB'nin üzerine bir de politik belirsizlik de geldi. Dolayısıyla paritede yükselişler satış fırsatı olarak karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Euro-Dolar açısından değerlendirecek olursak temel anlamda da, ekonomik anlamda da, siyaset anlamında da. En son herhalde bu şeyi, ne diyeyim, ruleti May mi oynamıştı? Ben buradaydım hatta. O da bir böyle bir seçimin arkasından hızlıca erken seçime gidip yenilgi alıp çıkmıştı diye hatırlıyorum. İstifa etmişti. Dolayısıyla hani Macron açısından da değerlendirdiğimizde farklı açılımları. Orada bir de tabii toplumsal olayların daha... Theresa May deyince hemen kafamda benim de dansa Dancing Queen çıkıyor. Hatırlıyorsun değil mi o? O da vardı. Dans etti edemedi günlerini. Aynı şekilde seçimlerden de o maalesef. O vardı, Trump vardı. Barış'ın hani Trump dansına girdiği iddialar vardı. Barış Esen'in sevgili. Dolayısıyla hani bunları da yaşadık. Finansmanı da selam olsun buradan o zaman. Dolayısıyla hani bütün bunları düşündüğümüzde hani bu hafta Fed... Bir non-event değil esasında. Yani şey olarak karar açısından baktığımızda... Etkisiz eleman gözüyle de Fed'e bakma diyorsun. Sessiz sakin bir saat, hani 10 geçe bir ama 10.30'dan sonrası orası birazcık daha farklı bir hal alabilir. Çünkü geçtiğimiz hafta gelen, senin de bolca işlediğin tarım dışı istihdam verisi, onun yanındaki saatlik kazançlar bir karmaşık bir görüntü sunuyor. Bu hafta yine çarşamba günü, yarın işte enflasyon verisi gelecek. Hemen akabinde buna... Powell yine biz veri bağımlısıyız diyecektir. Verilerin gösterdiği şekilde hareket ediyoruz ama veriler de bir öyle gösteriyor bir böyle gösteriyor açıkçası. Ve biz de Eylül-Aralık arasında böyle sürekli olarak gidip geliyoruz. Ama iyi de niye, herhalde piyasa aralığa alışmaya başlayacak gibi gözüküyor. Takip edeceğiz bakalım bütün bunlar acaba yılın son çeyreğinde bizim Merkez Bankamız üzerinde de bir faiz indirim çağrısını beraberinde getirir mi? Son not onu da sorayım, öyle kapatalım sohbeti. Getirmese iyi olur diyeyim, kapatalım. Peki. Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek, çok teşekkür ederiz değerli yorumların için. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selva Demirak dün sabah raporunda soruları yanıtladı. Kısa bir kesit vereceğiz röportajdan, ardından reklam aramız var. Bu kadar yüksek bir enflasyon ortamında ben ücret artışları, mesela asgari ücrete bir düzeltme yapılmamasını doğru bulmuyorum. Enflasyon çok yüksek. Evet, şu doğru. Literatüre baktığınız zaman enflasyondan ücretlere, ücretlerden enflasyona bir geçişkenlik var. Ama esas nedenselliği araştırdığımız zaman nedensellik enflasyondan ücretlere birebir. Yani enflasyon arttığı, evet enflasyon arttığı zaman ister istemez bunun tüm ekonomiye sirayet ettiğini görüyoruz ve tüm dünyada da enflasyona paralel bir şekilde ücret artışları geliyor ki reel ücretler düşmesin. Ama ücretlerden enflasyona, yani ücret artışlarından enflasyona bir geçişkenlik var mı? Evet var, fakat bu birebir değil. Çünkü bir kere maliyetlerin tamamı ücretlerden gelmiyor. Özellikle sermaye yoğun olan sektörlerde ya da imalat sanayiinde, yani emek yoğun olmayan sektörlerde bir kere ücretlerin artışının birebir enflasyonu etkilemesini beklemiyoruz. İlave olarak eğer rekabetçiliğiniz yüksekse, üretkenlik yüksekse bu ücret artışlarını siz absorbe edebiliyorsunuz ve enflasyona yansıtmıyorsunuz. Bunu insani açıdan bakarsak zaten kabul edilemez ama literatüre de baktığımız zaman Zeynep, hani kabul edilse de ücret artışı
enflasyon yaratır, doğru, ama buradan çıkacak sonuç o zaman ücretleri arttırmayalım sonucu değil. Mesela IMF'nin de çalışmaları var ki hani kamuoyunda IMF en eli kanlı, acımasız kurum olarak bilinir. Ama bu çalışmalarda da deniyor ki ücret artışları enflasyon yaratır ama bunu azaltacak faktörler nelerdir? Yapısal reformlarla bir kere üretkenliği artırmak. Çünkü üretkenliğin yüksek olduğu sektörlerde siz maaşları arttırsanız da bunu fiyatlara yansıtmak durumunda değilsiniz. O zaten üretimi artırmak şeklinde ekonomiye sirayet ediyor. İlk Söz programı kaldığı yerden devam ediyor. Peki biz Cumhur Örnek'te sohbet ederken küresel piyasalarda para nasıl el değiştirdi? Onu da Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz takip etti. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Sadi, tekrar günaydın diyelim sana. Bakalım son buluşmamızdan bu yana neler oldu piyasalarda, onu da dinleyeceğiz şimdi. Zeynep, bir önceki yayında kötü haberler var, ekranlar kırmızı demiştik. Şimdi seni beklerken aslında hangileri pozitif ayrışıyor diye bulmaya çalıştım Zeynep. Kolay olmadı ama Güney Kore borsasını görüyorum, KOSPI'yi görüyorum. Şu anda daha alıcılı seyirde. Orada ihracat verileri açıklandı. Tabii Güney Kore'nin her zaman senin de vurguladığınız bir özelliği var. Çok güncel bir şekilde ihracat verilerini açıklıyorlar. Her 10 günde bir açıklıyorlar. Nitekim Haziran ayının ilk 10 gününe baktığımızda manşet kötü, manşette daralma var ama onu bir kenara bırakmak lazım. Çünkü iş gücü bazında daha sağlıklı yansıtıyor Zeynep. Orada da baktığımızda %11.3'lük bir artış görüyoruz. Bana sorarsan küresel ekonomi için bir barometre olabilir. En azından böyle bir özelliği var, uzaktan da olsa. Diğer taraftan tabii Kore deyince çipler aklımıza geliyor, hafıza çipleri. Orada da %36'lık bir artış var ama tabii Kore dışında Zeynep, nereye baksam kırmızılar görüyorum. Hem emtia tarafında hem de hisse senetleri tarafında. Çin hisselerine dikkatini çekmek isterim. %1'den fazla düşüşler var endekslerde derken. CSI 300'ü kastediyorum. Hong Kong'da Hang Seng'i kastediyorum. Teknoloji endeksini kastediyorum. Yine Avustralya'ya baktığımızda orada da madencilerle, finansallarla birlikte %1'den fazla kayıplar var. Demir cevheri çok merak edenler oluyor. Oraya baktığımız zaman Zeynep, 104 doları görüyorum. Zayıflık devam ediyor. Tabii Çin ekonomisine ilişkin biraz önce seninle konuşuyorduk. Kötümserlik döngüsü hakim şu anda. Dolayısıyla satış baskısı getiriyor. Yine Şangay'da metallere baktığım zaman orada da çelikte, alüminyumda, bakırda %2'ye yaklaşan, %2'yi bulan satışlar görüyorum Zeynep. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkür ederiz. Bunca bilgiyi kısacık süreye sıkıştırdın bizim için ve şimdi Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı ile beraberiz. Ersoy, sende de kravat kırmızı, bugün Sadi de sen de piyasaları düşürecek gibi bir hal almışsınız ama zaten çok da buna da ihtiyacı yok piyasaların galiba. Çünkü petrol mesela zaten kırmızı bir güne başlamış durumda. İsrail'de işler karıştı diye dün de konuşuyorduk. Bu sabah neler var bizim için notlarında? Zeynep günaydın. Bu arada tesadüfen tamamen kırmızı kravat herhangi bir anlamı yok benim için. Petrol fiyatları aslında dün sert yükseldi. %2,5 yükseldi. Ve böyle ben de dikkatlice okudum, hani herhangi bir haber var mı? Ama traderlar çok düştüğü için petrol fiyatlarına biraz oradan alım yaptığı haberleri vardı. Bugün ise hafif eksi ama bu OPEC artı kararından sonra verdikleri kayıpların çoğunu geri almış gibi gözüyor petrol fiyatları. Şu anda 81,5 dolar seviyesinde, Brent Amerikan türde 77,6 dolar seviyesinde. Rusya'nın üretim rakamları açıklandı. OPEC artıya verdiği sözü tutmadı. Onun üzerinde bir üretim yapmış. Bugün OPEC'in aylık görünüm raporu açıklanacak Zeynep. Yarın da Uluslararası Enerji Ajansı'nın bu iki rapordan sonra biraz daha görünümle ilgili net bir fikir elde edebiliriz. Ama dediğim gibi dün %2,5 yükseldi petrol fiyatları. Orta Doğu tarafında İsrail-Hamas konusunda Blinken'in ziyareti takip ediliyor. 8. kez bu 7 Ekim saldırısından sonra bölgeye geldi. Mısır'dan başladı ziyaretine.
Bu arada dün Birleşmiş Milletler'de İsrail-Hamas konusunda yeni bir ateşkes planı oylandı. Bir uygulama olacak mı onu bilmiyoruz. İsrail bu konuda çok sert ama en azından böyle bir oylama olduğunu, 3 aşamalı bir ateşkes oylandığını söyleyeyim. Mısır enflasyonu dün geldi. Son 1,5 senenin en düşüğünde, biraz Mısır'da enflasyonda yavaşlama var. %28.1 oldu. Son olarak da bugün yapay zeka, gerçi son zamanlarda çok konuşuluyor ama özellikle Apple'ın Apple Intelligence haberinden sonra, Elon Musk'ın açıklamasından sonra çok konuşuldu. Bugün de Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapay zeka ve dijital ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Omar Al-Olama Bloomberg'de konuktu. Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapay zekanın merkezi yapmak istiyoruz dedi. Bugün de önemli bir event var yapay zeka ile ilgili. Buradan da oraya gideceğim. Evet, benden son başlıklar böyle Zeynep. Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı, çok teşekkürler. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Bloomberg.com'da öne çıkanları aktararak devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan borsada işlem vergisine ilişkin açıklama var. Borsa işlemleri üzerinden cüzi bir bedel alma, 10.000'de 1, 2 olur mu tartışması yapılıyor. Borsada kazançlar üzerinden vergi almayacağız diyor Yılmaz. Kur korumalı mevduatında görevini yerine getirdiğini, adım adım buradan da çıkıldığını ifade etti. Detayları sitemizde okuyabilirsiniz diyerek kısa çalışma ödeneğine gidelim. Çünkü burada yönetmelikte değişiklik yapıldı ve resmi gazetede de yayımlandı. Kısa çalışma ödeneği yararlanma şartlarını kısmen esneten kanun değişikliği doğrultusunda uygulama yönetmeliğinde de değişikliğe gidildi. Buna göre afetlerden doğrudan etkilenmeyen işyerleri için yapılan başvurular doğrudan reddedilecek. Ve borsa ile ilgili son bir görüş vererek ilk söz programını noktalayalım. İstanbul Portföy Yatırım Komitesi üyesi Burak Üstay yayınımızda neler söyledi paylaşalım ve yayınımızı sabah raporuna devredelim. Hoşçakalın. Şu anda faiz seviyesi, yani politika faizi 50 olmasına rağmen 48-51-52 arasında giden bir takas bank repo piyasası oranları var. Mevduat faizlerinde orada da 48-51 arasında gidiyoruz. Yani bu seviye sanki yabancıların şu andaki kur riskini alabildikleri ve şu anda kısa vadede rahat oldukları bir seviye gibi gözüküyor. Burada pozisyonlarını oldukça ciddi biçimde arttırdılar. Önümüzdeki günlerde bayramdan sonra belki tekrar bir ufak bir giriş görmeye başlayabiliriz. Hem borsa tarafına hem de diğer taraflara, hem değerlemeler birazcık daha aşağı geldiği için, hem de büyük ihtimalle Haziran enflasyonunda artık yıl sonu enflasyonunun oldukça ciddi biçimde açıklayıcısı olacak bir 6 aylık dönemi de bitirmiş olacak.